Değerli basın mensupları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. 3 Eylül 2018 tarihinde Suriye Afrin Raco beldesinde jandarma, istihbarat ve terörle mücadele birimlerimiz tarafından Suriye uyruklu MC isimli şahsın PYD YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütünün sözde asayiş yapılanması için de görev aldığını, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağ'ın şehit edilmesi ve akabinde Üsteğmenimizin naaşını kaçırması olayına karışan terör örgüt üyelerinin isimlerini vermiştir. Bu itiraflar neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 terörist ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen toplam 9 PKK, KCK, PYD, YPG örgüt üyesi mensubu Afrin Raco bölgesinde yakalanmıştır. Terör örgüt üyesi 9 terörist İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT Müsteşarlığı ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere Suriye'den Afrin bölgesinde görev yapan MİT ve jandarma görevlilerimizce yapılan koordinasyon neticesi başarılı bir operasyonda Hatay iline getirilmiştir. Şu anda İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları devam etmektedir. Sorguları bittikten sonra adli işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edilecektir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tamam mı? Soru varsa alabiliriz. Şimdi arkadaşlar, Milli İstihbarat Teşkilatımızın 2 gün önce yaptığı biliyorsunuz başarılı bir operasyonla Reyhanlı'daki patlamada doğrudan doğruya görev alan bir terörist yakalandı ve ülkemize getirildi. Bunun yanında Afrin bölgesinde de gerek MİT Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerekse jandarma istihbaratımız ve emniyet istihbarat birimlerimiz çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Belki bunların hepsi basında kamuoyuyla paylaşılmıyor ama orada gerçekten emniyet ve asayişin sağlanması için canla başla çalışıyorlar. Birçok eylemi meydana gelmeden arkadaşlarımızın fedakarca çalışması sonrasında önlemiş oluyoruz. Ben hem MİT'te görev yapan arkadaşlarımızı, hem jandarma teşkilatındaki görevlilerimizi, hem de emniyette görev alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum onların başarılı çalışmalarından dolayı. Evet. Yani muhtemelen olaya karışan başka isimlerin olduğunu da biliyoruz. İnşallah onları da gereğini yapacağız. Evet arkadaşlar, var mı başka sorusu olan? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.